Solunumu deprese. Hemen adrenalin verelim. Hasta kardiyak arreste girdi. Ne oluyor burada? Nabız alamıyorum. Lütfen çıkar mısınız? Solunumu durdu. Hastayı kaybediyoruz. Daha 20 dakika önce durumu stabildi. Tüm değerleri de normaldi. Ulaşabildin mi itfaiye raporuna? İki farklı rapor hazırlanmış. Ama güvenilir kaynaktan. Ne diyor peki? Senin hastanede gördüğün eleman yangının başladığı alanın dışında olduğu halde oyunlukları almış. Eğer sana verilen ceset kağıt fabrikasındaki çıkan yangın içinde kalsaydı bir ceset değil, kül yığını olurdu. Peki sağ ol. Kimsiniz lan siz? Nazım öldü efendim. Halil ile konuşmadı. Yok. Eceli ile öldü bilecek. Hüda verdi. İki kürek al, mezara gel. Sevda abla, burada hiç kürek gördün mü acaba? Ne küreği? Ne yapacaksın küreği? Ali hocama lazımmış. Neyse ben bulurum. Güden verdi. Hocam nereye kazıyoruz? Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Ali? Hadi güden verdi. Bir dakika, bir dakika. Bu küreklerle ne yapıyorsunuz? Çıldırdın mı sen? Bırak şu küreği. Sevda lütfen izin ver. Hayır. Yapma ne olur. Bak kendinde değilsin. Ben kendimdeyim Sevda. Lütfen. Ali! Bak iki dakika dinle beni ne olur. Çok zor şeyler yaşıyorsun biliyorum. Ama ne olur gidelim buradan. Ne olur. Kardeşim yaşıyor olabilir. Ne? Nasıl yaşıyor olabilir? Ben de onu araştırıyorum. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Sen evine gidiyorsun. Hocam, ben mezarı kapatırım. Siz gidin. Bir şey soracağım. Kardeşinin yaşıyor olabileceğini neden düşünüyorsun? Çünkü o ceset o gün kağıt fabrikasındaki yangında olsaydı... geriye sadece külleri kalmış olurdu. İyi de kim neden böyle bir şey yapsın ki? Anlayacağız. Tamam o zaman. Nereye gidiyoruz şimdi? Dedim ya sen evine gidiyorsun. Hayır efendim. Sen nereye gidiyorsan ben de oraya gidiyorum. Ne? İstersen bir engel olmayı dene.